Şunu unutmamak gerekir. Dünyada insanın bedeninin bir takım ihtiyaçları olduğu gibi insanın ruhunun da ihtiyaçları vardır ve asıl olan insanın bedeni ihtiyaçları mıdır yoksa ruhi ihtiyaçları mıdır? Asıl olan ve daim olan ruh olduğu için insanın ruhi ihtiyaçlarını bedeni ihtiyaçlarının önünde tutması gereklidir. Nasıl yani? İnsanlar bazen bedenlerini güzelleştirmek ve kuvvetlendirmek için birçok çaba içerisine girerler ve hayatlarının büyük bir çoğunluğundaki zamanı bunun üzerine harcarlar. Lakin ruhlarını mutmain etmek için yapmaları gereken çalışmaları bazen geri plana iter, bazen de bu alanda hiçbir çalışma yapmazlar. İslam inancına göre bir insanın ruhu ancak ve ancak nasıl huzura erer? Ancak ve ancak yüce Allah'ı tanımakla, yüce Allah'a iman etmekle ve yüce Allah'ın istediği tarzda bir yaşam sürmekle insanın kalbi huzura erer. Aksi takdirde o kalbin huzura erme ihtimali yoktur. Lakin dünyevi şartlarda yaşayan insanlar huzuru ve mutluluğu bulabilmek için bu huzurun da mutluluğun da ancak dünyevi şeylerle var olduğu inancına sahip olmaya başladılar. Mesela diziler, filmler bunun altını çok çizmeye başladılar. Mesela gençlere soruyoruz, para huzur getirir diyor. Para, makam huzur getirir. Başka, insanın sahip olduklarının artması, yani mülkiyetinin artması insana huzur getirir tarzında inanışlar maalesef giderek artmakta. Dolayısıyla insanlar da gelecekleri ile ilgili bir planlama yaparken dünyevi şeyler üzerine planlama yapma eğilimine girmektedirler. Yani benim evet gelecekte evim olsun, arabam olsun, aylık maaşım 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira olsun, yetmiyor yazlığım olsun, yazlığımın yanında yatım olsun ki ancak ben mutlu olabileyim. Ve hayatını bu hedefleri devam ettirebilmek adına kurguluyor. Lakin İslamiyet diyor ki kalpler ancak ve ancak yüce Allah'ı anmak ile huzur bulur. Peki yüce Allah'ı anmaktan kastımız Allah, Allah, Allah demek midir? Hayır. Yüce Allah bize kendisini nasıl anmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de öğretmektedir. Ve yüce Allah'ı anmanın en temel yapı taşlarından bir tanesi nedir? Örnek veriyorum, namazdır. Namaz neden günün farklı vakitlerine konulmuştur? Neden mesela bizler sadece sabah uyandığımızda yüce Allah'ı zikretmiyoruz? Veya sadece sabah veya akşam veya günün sadece belirli bir anında yüce Allah'ı zikretmek bizim için yeterli olmuyor, biliyor musunuz? Çünkü yüce Allah diyor ki insanoğlunun fıtratında dünyaya meyil vardır. Ve dünyaya her meylettiğin anda sana yüce Allah'ın varlığını hatırlatacak bir vazife ve görev olmalıdır. Dolayısıyla gözümüzü açtığımızda, gözümüzü kapatmadan ve günün ortasında yüce Allah bizlere kendisini anmayı ve zikretmeyi farz kılmıştır ki bizler her daim yüce Allah'a ait olduğumuzu bilelim. Namaz yüce Allah'ı anmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi olmakla birlikte yüce Allah'ı tanıdığını ikrar eden insanın da en önemli delilidir. Dolayısıyla ruhun gıdası olan yüce Allah'ı anma ile ilgili ilk yapılması gereken davranış İslam inancına göre namaz kılmaktır. Daha sonra yüce Allah'ı tanımaya, onun derin ilminden faydalanmaya çalışmaktır. Yani İslamiyet bizlere diyor ki Allah yolunda atılan her adım seni huzura doğru yaklaştıran en önemli iş ve işlemdir. Allah yerine dünyevi yolda atılan her adım ise seni ahiretten ve yüce Allah'tan uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla akıl sahibi, selim akıl sahibi Müslümanların en çok yapması gereken eylem şudur ki ruhunu besleme, ruhunu kemale erdirme, ruhunu huzura kavuşturma isteği gütmelidir bir insan. Çünkü ruh daimidir, kalıcıdır. Beden ise ölücüdür, gidicidir, yok olucudur. Yüce Allah bizleri ruhunu kemale erdirmeye çalışan ve yüce Allah'ı tanımaya çalışan kullarından eylesin bir kerametil Fatiha kabla as-salam. Allahumma salli ala Muhammed ve ala